gerekir. Ya biz de onun için diyoruz ki iftiraya uğrayanlar için sabrın, iftira atanlar için azabın sembolü Safvan bin Muattal. İşte rahmetli Kadir Topbaş Kiptaş üzerinden inşaata başlattı. Ve kısmet olmadı bitirme nasip olmayı. İstanbul'daki yönetim tarzı değişti. Orada artık tabii o dönemlerde o Ekrem İmamoğlu'nun yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mensup parti vekili de yani Abdurrahman Tuttere Beyefendi geldiler. Bilgilendirmeler olduğu sahabede bir konferans tarzı bir ortam da oluştu. Ama üstüne gidilmedi. Yani yapılmak istenseydi yapılırdı. Yapılmadı. Yine yani ben çok siyasetin içlerine girmek istemiyorum. Ben bir belediye başkanı olarak yapılan hizmette söylemek Sonra Çevre Şehircilik Sonra Bakanlığı bunu üstlendi. Çevre herhalde. Şehircilik Bakanlığı'na bu durum iletildi. Cumhurbaşkanlığı üzerinden. Çünkü Cumhurbaşkanımız konuyu yani Türkiye'nin her yerine birebir bile bilgisayar gibi şurası da bu var bu yani iletilmesi gerekiyordu. İletildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na talimat verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinde iş yürüyor. Geçen 5-6 ay önce bitmesi gerekirken yani müteahhitin başka işinden dolayı zarar etmesinden bu emtia fiyatlarındaki değişikliklerinden dolayı işi bırakmak zorunda kaldı. Hızlı bir şekilde başka bir müteahhit de verildi. O da bu aşamada bitmesi gerekiyordu. Deprem oraya girdi. Ama öyle de böyle de bitecek. Yani benim sahabe Safvan bin Muattal için düşüncem orada bir bakkaliye bir 2-3 kişinin orada bir büfe açması değil. Yani böyle lüks restoran, ucuz yolu, herkesin gidebileceği ama temiz bir, nezih bir ortamın yani hayatın sürdürülebilir olacağı bir mekana dönüştürmek. En son Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun Beyefendi, Allah razı olsun, ilçeye geldi. Biz gerçekten bu deprem sırasında da çok büyük emekler var Adıyaman'a. Hiç basında sağda solda gözükmüyor ama Adıyaman çok büyük katkısı oldu. Ve o gerçekten, da Tevfik Göksu da ikisi de yani Allah her ikisinden razı olsun ama yine diyorum Abdurrahman Bey apayrı bir Adıyaman sevdalısı. Ben AFAD koordinasyonunda da lafı çevirmeden kıvırmadan gerekli yerlere elini masaya vurduğunu da gördüm yani. Bir daha takdir ediyorum kendisini. Yani yiğidi öldür hakkını ver mahiyetinde. Evet. Sahabe Safvan bin Muattal'daki eksikliği şu şekilde gördü. Ortak kararımızdı. Bilmiyorum Medine Minevere'ye gittiniz mi? Medine'de açılan şemsiyeler var. Evet, burası doğru. Da sıcak iklim. Sıcak işte, doğru. Bir proje çalışmalar oldu. İşte Zat ile Külli arasında o şemsiyelerden o benzeri bir çalışması. Evet. O da daha da bir güzellik kazandıracağı. İşte biz de orada artık bu elbette deprem izleri ilelebet bir günde bitecek değil ama biterken de biz sahabeyle ilgili işlemlerimizi bitirmiş olacağız. Güzel bölgemize hatta dünyaya bir eser, dünya insanı ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkesten Allah binlerce kere razı olsun. Yani bu biraz geç de olsa temiz olsun mantığıyla çalışıyoruz. Yani güzel bir ortam oluşacağını düşünüyorum sahabe Safvan bin Muattal için. Evet, sohbetimiz güzel seyretti, güzel başladı, güzel devam etti. Ramazan ayındayız böyle mübarek bir gecede. Bizleri güzel bir şekilde hem Samsat'la hem ilimizle ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bilgilere eriştik. Umuyorum ki izleyicilerimiz de büyük keyif almışlardır. İnşallah. Son olarak neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Son olarak tabii deprem bölgesinin böyle sıkıntıların yaşandığı bir bölgede en başta sabırlar diliyorum. Hepimiz yani sadece vefat eden kardeşlerimiz, dostlarımız için değil, yaşamın sıkıntılarından dolayı sabırlı, metanetli, dik durma zamanımız, provokatörlüklere yel vermeden her birimiz ayrı bir devletin bir parçası olarak elimize düştüğü kadar, bilgimiz, ilmimiz yettiği kadar, yani bir yerde baktınız yola çivi düşmüş, yani illa oradaki kamyonun lastiği patlasın mantığı değil. Yani onu kaldırabilmek. Diğeri orada bir sel sıkıntı olabilecek durumda işte bunu yetkililere bildirmek. Yarın öbür gün açıkta olacak kabloların, elektrik tesisatların, yani devlet her şeyi görecek değil yani. Daha da duyarlı olmamız gerek.
provokasyonlara yer vermeden, yani çünkü provokatörler de devreye girecek. Bazıları işte inanın ki biz siyasi hesaplarla başka yerlere yani çekecek. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Yani hiçbir yani bu dönemde nerede olursa olsun ama Adıyaman'da siyasetin ön planda değil, insanlığın ön planda olması. Doğru. Kişisel menfaatlerimizi bir tarafa bırakarak toplumsal menfaatleri, çünkü bireysel menfaatleri düşündüğümüz zaman o gemiyi delmeye çalışan insan gibi. Aynen, zarar vermiş. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve günün sonunda bu gelecek yıl mı olur, öbür yıl mı olur, iki sene mi olur? Problemler aşıldığında Türkiye'nin depreme dayanıklı en güzel, en nezih ve en sağlam şehirlerden bir tanesinin Adıyaman olacağını düşünüyorum. Çünkü biz depremi yaşadık, depremi çok acı bir şekilde hesabını ödedik. Bu hesabın karşısında herhalde ikinci seferde derme çatma binalar yapmayız. Derme çatma şehirleşme yapmayız. Her püsküllü, süslü püslü dairelere bu mükemmel demeyiz. Ben kendim şahsen hangi dairenin önünden geçiyorsam hemen gözüm koluna çarpıyor. Mimari yapısına çarpıyor. İlk baktım her Adıyamanlı da böyle. Güvenirliğine bakıyorsunuz. Evet. Onun için biraz da devletimize güvenmemiz gerektiği, yetkililere güvenmemiz gerektiğini. Eksiğimiz olabilir. Hepimizin eksiği olabilir. Ben kendimi şu anda eleştirirsem 100 tane eksik çıkarabilirim yani. Olabilir yani. Zaten mükemmel olmuş olsaydık insan olamazdık. Evet. Meleke olurduk. Eksiğimizde, geldiğimizde biz hep birbirimiz Adıyamanlı olarak el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz. Yani bu artık Çanakkale ruhu mu dersiniz, Adıyaman ruhu mu dersiniz? Birbirimizden negatifleri görmeden, eğer tamir edeceğimiz bir şey varsa da birbirimize metanetli bir şekilde doğruyu söyleyenin de o adama zulmedip de doğrusunu ağzını kapatmamaya çalışarak. Evet, yani zaman, hoşumuza gitmeyen eleştirilerden pay çıkarmamız lazım. Pay çıkarmamız lazım. Evet. Böyle bir metanetle bu Ramazan ayımızı, ibadetlerimizi böyle güzel bir şekilde yapmış, güzel bir şekilde bayramlaşıp, helalleşip, güzel bir şehri hep beraber ayağa kaldırmanın örneğini diliyorum. Size de Gözde TV'de yayıncılık hayatınızda başarılar diliyorum. Allah muvaffak kılsın. Bir dahaki yapacağımız programın daha böyle... İnşallah. Daha ne? Şartları iyi bir Adıyaman'da... Ama bu tadı söylüyor. Verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bu tabii tarihi bir program. Yani ileride mesela bu yaralar sarıldığında işte 2023 depreminde böyle çadırda programlar yapılıyordu diye böyle jeneriklerde geçip gösterilecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, konuğumuz Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat'tı. Burada iki isim altını çizdik. Birini ben çizdim, birini kendisi. Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan bahsetti. Ben Gölbaşı'nda konteyner kent oluşturan Esenler Belediyesi'ni, Tevfik Bey'in, Göksu'nun katkılarını gördüm. Şimdi mesela iş adamı Hasan Taşar Bey 1000 konteyner Adıyaman'a kurdurmaya çalışıyor. Yanı sıra Besnil'de hepimizin medarı iftiharı işte Erdemoğulları Holding'de depremzedeler için bizzat konut yapıp teslim edecek ki böyle bir cömertlik gösteriyor. Yani ben şeyi merak ettim, bu dışarıdaki Adıyamanlar mesela Ankara'daki Adıyamanlar Derneği, İzmir'deki, İstanbul'daki bunlar da yardım için çok gayret gösteren kimseler. Allah razı olsun emeği geçen hepsine teşekkür ediyorum. Fakat bu Adıyaman'ın ilk böyle 20 zengini diye elimize kalem kağıt alıp böyle bir liste yapsak, o isimleri alt alta sıraladığımız zaman aradan 45 gün geçmiş, 2 aya yakın bir süre geçmiş. Ben bu zenginlerimizi yardım dağıtırken, yemek dağıtırken, depremzedelere çadır dağıtırken veya ihtiyaçlarını giderirken bu zenginlerimizi ben görmedim. Gören arkadaşlarımız olursa bunları bana isim olarak iletirlerse ben buradan onları duyuracağım. La dünya başımıza yıkılmış lan, siz bugün bu memleketin insanına, fakirine, fukarasına, mağduruna yardım etmeyeceksen, yemek vermeyeceksen o parayı, o zenginliği ne diye almışsın? Ne diye sırtlamışsın o kadar mülkiyeti? Yüzünüze gözünüze dursun lan. Hele kaçıp gidip çoluk çocukuyla huzur içerisinde nasıl yaşıyorlar? Bu kadar vatandaş, bu kadar hemşerisi
çadır altında ıslanırken adı da Adıyaman'ın zenginiymiş. Yardım edenleri bana bildirirseniz sevgili izleyicilerimiz, ben onları burada izleyicilerimizle paylaşacağım. Siz neredesiniz? Ne güne siz zengin olmuşsunuz ya? Hayırlı geceler diliyorum. Haftaya yine cuma akşamları saat 22'de Zeynal Abidin Kıymaz'la gündem programında doğru kişilerle doğru şeyleri sizlerle paylaşacağız. Hata, eksik ne varsa, ucu nereye dokunursa dokunsun gündeme taşımaya devam edeceğiz. Gözde TV yayınlarıyla halkın, vatandaşın sesi olmaya devam edecek. Yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler diliyorum.